Merhaba arkadaşlar, şu an indirmeyi görüyorsunuz. 50 GB 10 saniye kaldı. Direkt burayı gösterdim çünkü çok uzun süre bekledim. Evet arkadaşlar, jetnet.com.tr kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu gördüğümüz şey hakkında bahsedeceğiz. Şimdi konuyu baştan alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bitti. Nereye indi? Masa üstüne indi. Biz konuşurken bu açılsın paket arkadaşlar. Açılsın. Şimdi hepsinden bahsedeceğim. Şimdi bu paket açılıyor arkadaşlar. Merhaba. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Gmail hesabınızı Google Chrome'a açtık. Gmail hesabımızda bilgisayarımız açık. Şu anda Gmail hesabımız var. Şimdi Gmail hesabımız açıldıktan sonra Google Chrome'u Gmail hesabınıza ile açtıktan sonra Gmail hesabı anahtardır. Yani kilittir. Yani Google dünyasına hoş geldiniz. Yediğiniz, içtiğiniz resimler, her şey burada kaydedilir. Örnek verelim. Mesela çok basit. Ayarlar kısmına gidelim. Google Chrome'un içerisinde. Bakın, otomatik doldurma, şifre yöneticisi. Bakın, burada bütün şifreler kaydediliyor. Yani sadece Google Chrome'da. Eğer isterseniz bu Google hesabınızda Gmail'de de kaydediliyor. Sadece bir tane gösterdim. Başka bir tane daha gösterelim. Jetnet.com.tr'ye gittim. Şimdi arkadaşlar, o kadar önemli bir konudan bahsedeceğim ki, o kadar önemli ve benim başıma geldi, sizin de başınıza gelebilir. Yanlışlıkla Gmail hesabınızı silebilirsiniz. Yanlışlıkla YouTube kanalınızı silebilirsiniz. Yanlışlıkla YouTube kanalınızdaki bir videoyu silebilirsiniz. Ve bilgisayarınızda da bu Gmail hesabındaki verinizi, herhangi bir veri, video, resim, şifre kaydetmemiş olabilirsiniz. Ama size o kadar önemli, o kadar lazımdır ki sizin için, o kadar önemlidir ki. İşte bunu elde etme sırrından bahsedeceğim arkadaşlar. Lütfen dikkatle takip edin. Şimdi burada bakın, Jetnet Teknoloji ile Gmail hesabımızı açtığımız için Gmail hesabındaki, bir daha tekrar ediyorum, rehberimi görüyorsunuz. Bakın, 5000 kişi. Hani bilgisayar, WhatsApp'ta kullanıyoruz bunu, Telegram'da kullanıyoruz. Burası Gmail hesabınızı, yani dünyanın herhangi bir yerinde Gmail hesabıyla oturum açtığınızda, illa Google Chrome değil, Internet Explorer olabilir, Firefox olabilir, Mozilla olabilir. Şimdi gelelim saadete. Şimdi arkadaşlar, bak, zip dosyası hala açılıyor. Bu, hani bu esnada açıldığını siz de görün. İndirmesini de gördünüz. Şimdi arkadaşlar, Gmail hesabınızı açık olduğunu farz ediyoruz bu şekilde. Bu arada Gmail hesabı açıldığı için çok uzun sürüyor arkadaşlar. Hani WinRAR açıldığı için hem video kaydı da yapıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi Gmail hesabımızda bilgisayarımız açıldı. YouTube kanalımızın ana ekranına gidelim. Gittik. Bakın, jetnet.com.tr videolar. Burada abone ola zorladığımız için parametre şurada arkadaşlar, üzerine geldiğimde bakın en altta confirmation 1 olduğu için abone olmaya zorluyor bizi. Uyarı gelecek şimdi. Arkadaşlar kusura bakmayın, çok büyük bir dosya. Belki de yer olmadığı için, hiç onu düşünmedik ya. Bak şimdi. Arkadaşlar ben bunu durduracağım çünkü D'de yer yok. Size anlatayım derken, bakın arkadaşlar, bu benim bilgisayarın D'si. Bilgisayarın D'si. 4 GB boş yer kaldı. İndirilen dosyaları biz D'ye yönlendiriyoruz. İndirilen dosyalar temp'te ve temp'te D'de ve belgeler desktop'ta, bakın şurada fulluyoruz. Bakın, bu indirilen dosya, bu da açılan dosya. Bunlar masa üstünde olduğu için, masa üstünde çaktırmadan bunu da hemen söylemiş olduk. Şimdi ben bunu durdurayım arkadaşlar. Çünkü şişecek ve sistem çalışmayacak. Durdurdum arkadaşlar. Durdurdum. Kusura bakmayın. Şimdi bunun ne olduğunu söyleyeceğim. Şimdi burası YouTube'u normal bir şekilde açtınız. Bu da arkadaşlar YouTube Studio. Şimdi burayla işimiz kalmayacak. Bakın, burası YouTube. Burası da YouTube Studio. Gmail hesabıyla açtıktan sonra bakın, burada tıkladığımızda bakın, aradığımız şey burada değil. Şimdi gelelim saadete. Şimdi en önemli şeyi söylüyorum arkadaşlar.
Gmail hesabı ile ilgili YouTube kanalınız olabilir, kişiler olabilir, fotoğraflar olabilir. Hatta bir tane daha söyleyeyim arkadaşlar, kusura bakmayın. Çok önemli. Yani haritalar olabilir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada açılıyor ya. Burada açılıyor. Diğer ürünler diyoruz. Gmail hesabı kullanılan tüm ürünlere göz at diyoruz ya. Burada gördüğünüz her şey, bakın. Yani buradaki her türlü veri, Google Chrome verileri, Google Drive yani yedeklediğiniz veriler, YouTube kanalı verileri, işletmeler için diyor yaptığınız programlar. Arkadaşlar Google aramızda kalsın, Google dünyayı yönetmeye çalışıyor. Bakın burada para kazanmayla ilgili, yani arkadaşlar nefes aldığınız her şeyi takip eden Google Chrome sadece bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Sadece bir tanesi Google Chrome. Şu en üstte var ya, Google Chrome. Biz Google Chrome'la bakıyoruz genelde dünyaya. Aslında öyle değil. O kadar çok Google'la ilgili şey var ki, bunu tekrar söyleyeyim. Tabii yani Google One, yani yedekleme, Google Bulut, takvim, slaytlar, sesli görüşmeler, YouTube kanalı, Google para kazanma, analitik, Google reklamlar, bizim reklam kayıtlarımız, Google'la ilgili büyüme, Google'la ilgili oturum açtığımız tüm cihazlar. Neyse, sadede geleyim arkadaşlar. Bunların hepsinin verisi Google'u açtık. Pardon, YouTube kanalını açtık. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Lütfen. Şuradan tıkladığımızda diyor ki YouTube'daki verileriniz diyor. Aslında sadece YouTube değil. Ama biz YouTube, yani yanlışlıkla YouTube kanalımızı silebiliriz. Yanlışlıkla YouTube'daki bir videoyu silebiliriz. Yanlışlıkla Gmail hesabımızı da silebiliriz. Yani misal yani. YouTube'daki verilere tıkladıktan sonra, yani neden bahsediyoruz biz? Mesela bir video lazım. YouTube'daki kapatılan veya engellenmiş de olabilir. Bu videoları nasıl elde edeceğiz? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi benim jennet.com.tr kanalımda 1220 tane video var, 14 tane liste var. Başka ne var arkadaşlar? Yorum var 1000 tane. Böyle aşağı doğru gidiyoruz. Bakın arkadaşlar, aşağı doğru görüyorsunuz. Ben sadece tekrar ediyorum. Neden bahsediyoruz? YouTube verilerini elde etmekten bahsediyoruz. YouTube bu verileri Gmail ya da Google, YouTube, Google, Gmail bunları paketleyerek bize indirmemizi sağlıyor arkadaşlar. Burada görebilirsiniz. Dışarı aktarma işlemlerini göster, dışarı aktarma işlemlerini yönet. YouTube verileri dahildir. Birden fazla biçim. Bu şekilde daha fazla ürün göster. Bakın burada görebiliyorsunuz. Az önceki bahsettiğim bütün şeyler, Google'la ilgili, Gmail'le ilgili bütün veriler. Yani seçtiğinizde konumlar, işte ben sadece YouTube'la ilgileniyorum arkadaşlar. YouTube zaten yukarıdaydı, şurası. Seçiyoruz. Tamam. Dışa aktarma işlemlerini göster diyelim. Bakın. Daha önce indirmiştim arkadaşlar. Şimdi bundan bahsedeceğim zaten. Yönetiyoruz. Dışa aktarma işlemlerini göster. Şimdi arkadaşlar, daha önce ben dışa aktarma işlemi yaptım. Bana bu şekilde indirim yapabileceğim söylendi. 21 paketlik, 21 parçalık, 50 GB'lik. Bunu nasıl oluşturacağımızdan bahsediyoruz. Yani sonuç şu arkadaşlar, 21 tane 50 GB'lik paket bu şekilde bana zip olarak geldi. 21 tane 50 GB'lik paketten bir tanesi şu. Onun içinde de bakın takeout, bakın videolar, YouTube'a gönderdiğim videolar. Sabahtan beri anlatmak istediğim şey bu arkadaşlar. Benim YouTube'a yolladığım videoları bu şekilde indirebiliyorum. Yani bu yedekleme çok işinize yarar arkadaşlar. Şimdi nasıl oluşturacağımıza devam ediyoruz. Yeni dışa aktarma oluştur diyoruz. Aşama aşama gidiyoruz. Burada bir sürü seçenek var. Tüm seçimleri iptal et.
sebzecimiz de gidiyor. Bize sadece YouTube lazım. İşte burada arkadaşlar. Sadece YouTube. Görüyor musunuz? Birden fazla biçim YouTube verileri dahildir. Bakalım burada ne diyor? Burada birden fazla seçim. Tamam, öyle olsun. Burada ne diyor? Ha arkadaşlar, şimdi bakın, 50 çeşit YouTube Gmail verisi indirilebiliyor. 50 çeşit. Size bu şekilde dış yani Gmail hesabınızdaki tümünü seçtiğinizde 50 çeşit. Biz bunları istemiyoruz. Sadece YouTube verilerini istiyoruz derseniz tüm seçimi kaldırıp buradan YouTube'u seçiyoruz. Birinci aşama tamamlandı. YouTube'dan da arkadaşlar tüm seçimi kaldırıyoruz. Ya bize ne aboneliklerden, yayınlardan diyorsanız eğer sadece videoları seçiyorsunuz. İkinci aşama. İkinci aşama. Keşke şurada bir flash olsaydı. Sonraki adama geçiyoruz. Hatta orada hani indirmeyle ilgili arkadaşlar şurada bir kez dışa aktar, bir de bir yıl boyunca iki ayda bir dışarı aktar gibi bir olay da var. Biz bir kez diyoruz. İndirmeyi arkadaşlar yine buluta yükle, Dropbox'a yükle, OneDrive, yani Microsoft'un şeyine yükle, Google Drive'e yükle, Dropbox'a yükle gibi, Box'a yükle gibi seçenekler var. Biz e-posta ile biz kendimiz indireceğiz. Burada anlaşıldı arkadaşlar. Bir kez indireceğiz. İndirme dosyamızın uzantısı zip olsun ve paketimizin büyüklüğü 50 GB olsun. Yani tek bir paket. İşte burada arkadaşlar. Sağ tıklıyoruz. Bizim ne kadar YouTube'da yani Gmail hesabımızdaki YouTube kanalımızdaki videolarımızın paketinin ne kadar büyük olursa olsun bunu 50 GB'lık paketler yapacak. Anlaşılmıştır arkadaşlar. 49 bakın 50 GB. Bunu indiriyoruz. Tarif ediyoruz. Burada 50 GB. Neredeyse hepsi tamamlandı arkadaşlar. Yani Gmail hesabımızdaki arkadaşlar 50 çeşit veriden sadece YouTube'u seçtik. YouTube'un içerisinden sadece YouTube videoları seçtik. Şurada en dipte arkadaşlar. Tekrar söylüyorum ki çünkü arkadaşlar internetiniz hızlı değilse bilgisayarınıza bakın bende 4 terabaytlık C var, 4 terabaytlık veri var. Benim indirilenler kısmım D olduğu için D'deki 50 GB'dan fazla yerim vardı. Paket açmaya çalıştığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi anında D doldu ve ben paket açmayı durdurdum. Yani şu masa üstündeki 50 GB'lık veriden sadece bir tanesi bu arkadaşlar. Bu gördüğünüz paket indirdim arkadaşlar. Açtım. İçindekileri de size gösterdim. Tekrar birazdan bir daha göstereceğim. Hatta bunu kapatayım. Konuyu dağıtmayalım. Tamam dedik. Ve indirme sıklığında da arkadaşlar tekrar tek seferlik indirme ve zip'i seçtik. 50 GB paket dedik. Dışa aktarmayı oluştur dedik. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar dışa aktarmayı iptal et dedik. Demedik. Dışa aktarmayı yönet dedik. Evet. Yeni dışa aktarma işlemini göster. Arkadaşlar burada daha önce yaptığım için kusura bakmayın. Hepsinin dışa aktarmayı yönet. Neyse tamam. Daha yeni yaptığım için bana tekrar yapmama izin vermedi ama ben tekrar bir daha başlatayım. Takıldım burada. Tümünü iptal et dedik. Tamam. Burada ne yaptık? Baştan alıyorum. Kusura bakmayın hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar. YouTube'u seçtik. YouTube'dan da hepsini iptal ettik. Sadece videoları seçtik. Tamam dedik. Sonraki adama geçtik. Bu sefer dolandırmak istemiyorum. Bir e-postaya gelecek mesaj herhangi bir buluta yüklenmeyecek. Zip olacak ve 50 GB olacak. Sonra dışa aktarmayı oluştur dedik. Güzel. Şimdi bunları tamamladık. Dışarı aktarmayı iptal et.
Google oluşturuyor. Bu işlem daha uzun süre muhtemelen saatler günler. Ha, bakın arkadaşlar burada şu var. Google YouTube video müzik dosyalarının kopyasını oluşturuyor. Bu işlemin tamamlanması uzun sürebilir. Muhtemelen saatler ve günler. Dışa aktarma işlemi tamamlandığında e-posta gelir. Bakın 23 Mayıs ben oraya takılmışım arkadaşlar. 23 Mayıs 15.25'te oluşturdum. Şimdi bize bir mail gelecek. Bu mail arkadaşlar bir gün sonra geldi bana. Size eğer YouTube'daki verileriniz mesela 7-8 yıldır YouTube'da uğraşıyorsanız bu veriler size belki de bir hafta sonra gelecek. Hemen gösterelim arkadaşlar. Bu mail bana bir gün sonra geldi. Ben Gmail hesabımı YouTube'a yönlendirdiğim için Google paket servisi şeklinde bu şekilde geldi arkadaşlar. Burası çok önemli. Dosya indir tıkla 20 yani 5 yıldır uğraştığım YouTube kanalımdaki sadece videolar 50 GB'lık 21 paket yapılmış. 21 çarpı 50 arkadaşlar 1050 GB yani 1 TB'lık veri. Bir daha tekrar ediyorum. 21 çarpı 50 GB 1050 GB o da 1 TB'lık bir veri oluşmuş. Bu 1 TB'lık veriyi 21 paket şeklinde bana mail olarak linkini yolladı. Size de böyle gelecek. Burada şifreyle giriyoruz arkadaşlar. Hemen. Yine YouTube'dan indiriyoruz arkadaşlar. İnşallah. Şifreyi göster desek şimdi şu ayıp olur yani. Bir o kaldıydı. Gerçi telefonumuz bize bağlı. Burada direkt bu indirme kısmı geliyor. Birinciyi seçmiştik zaten arkadaşlar. Bu arkadaş Takeout 2'ye mi başladı? Mesela buradan birini seçiyoruz arkadaşlar. Mesela indir deyip ikinciyi indiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. İndirdiğimiz dosya şu an indirmeleri ben durdurayım. İptal. Bakın birinci inmişti ikinciye başladı. Gördünüz mü? İptal. Durduruyorum. Ben daha sonra indireceğim. Ben zaten birinciyi indirmiştim. Kapattım. Her şeyi kapatıyorum arkadaşlar. Bu birinci veri bakın 21 taneden bakın 01 birincisi bugüne kadarki YouTube verileri onun açılmış hali arkadaşlar ne kadar önemli olduğunu bakın YouTube'a gönderdiğim videoların hatta en baştan başlamış helal olsun hatta ilk videom hangisiydi şunlardan biriydi neyse şu an göremiyorum da şeydi sinek kovucu neyse önemli değil. Yani kısaca bütün videolarım orijinal kalitede. Bir de ona bakalım. Evet. Nasıl attıysam bakın orijinal kalitede. Mesela şu yenilerden mesela şu çiçek nasıl? Bakın 4K. Yani 4K olduğu zaman da 4K. Orijinal kalitede arkadaşlar. İnşallah çok işinize yarayacak. Hatta burada da bir videolarla ilgili bir bilgi gelmiş. Onun ne olduğunu merak ettim. Ha şey videoların içindeki arkadaşlar verileri de gelmiş. Gördünüz mü? Vay anam vay. Hani videoların açıklama verileri de bu şekilde gelmiş arkadaşlar. Çok güzel. İnanamadım. Bir daha göstereyim arkadaşlar. CSV ile açtım. Bakın burada gösteriliyor. Her bir videonun ayrı ayrı. İnanabiliyor musunuz? Bütün videolarını hani açıklaması da geldi arkadaşlar. İnanılır gibi değil. İnşallah çok faydalı olur bu video. İşinize yarar. Allah'a emanet olun. Jetnet.com.tr kanalıma abone olun. Çok faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. YouTube verileri silindiğinde, YouTube kimliğiniz ele geçirildiğinde, bilgisayarınızda yedekleriniz yoksa bu şekilde elde edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. YouTube Jetnet.com.tr kanalıma abone olun. Bay bay arkadaşlar.